Eko Lojistiğin sunduğu Eko Kadın devam ediyor. Efendim Eko Kadında yazar yönetmen spor yöneticisi Funda Özürt Argun'la sohbetimiz devam ediyor. E, aslında Anadolu'daki kadınları e, konuşuyoruz çünkü bu meseleyi e, kırmadan, doğrusunu anlatmadan sanıyorum yarını kurgulayamayacağız. E, geçmişimizde çok doğru örnekler var. Nasıl yanlışa düştük? Biraz onu konuşacağız. Sevgili Funda, şimdi Araya giderken Anadolu'daki kadın figürünü çok güzel anlattın. Yani her zor dönemde öne çıkıyor. Bakıyorsun, gayrimüslim ama bu coğrafyanın insanı geliyor. Ne olursa olsun bir yan yol buluyor ve topluma fayda sağlamaya devam ediyor vesaire vesaire. Çünkü bu güzel bir coğrafyadayız aslında. Şimdi bunu biraz açarken şunu konuşalım. Hani dedim ya araya gitmeden bu kadar ana erkil yani Türk tarihine baktığında ana erkil bir toplum nasıl ata erkil algılanır? Bence bu algı yani bütün erkekler sonsuzluğu söyler tamam hayatım der. Ama <laughs> ama ata erkil bir e, algı var toplumda çok e, şeymiş. Erkek egemenmiş gibi gözüküyor. Ve bu maalesef bir takım hazımsızlıklara da neden oluyor. Şimdi bunu anlatırken yalnız yine konuşmaların arasında bir cümlem vardı. Onunla bağlayarak anlatırsan sevinirim. Dedi ki bütün bu her şey çevresel faktörlerin bir şekilde doğru kuşanmasıyla, kuşanılması. doğru kuşanılmasıyla ilintili. Hadi biraz açsana biz nasıl ata erkilmiş gibi olduk? Şimdi... E... Bugün yapılan en büyük hatalardan biri, gençlerin içine düştüğü en büyük hatalardan biri, geçmişe bakıp bugünün değerleriyle geçmişi e, sorgulamak veya kurgulamak ya da yargılamak. E, Ermeni teşcirinde mesela e, çok zor verilmiş bir karar. E, doğu tren hattı üzerinde e, bütün, e, bütün demeyelim ama taşnak çetelerine üye, Ermenilerin ve bu bölge coğrafyasını stabil tutmayı engelleyen özellikle hmm. köylerin toparlanıp tren hattına 40 kilometre mesafeyi geçmemek kaydıyla konumlandırılıp tek bir cephede savaşmıyorsun. O dönemde Çanakkale'de bir savaş var, Sarıkamış'ta başka bir savaş var, doğuda başka bir savaş var, güneyde başka bir savaş var. Ciddi anlamda bir savaşın içinde bir de bir stratejik adım atılması Artı lazım. Iç Bölge iç isyanlar. Bu coğrafyanın stabil hale getirilmesi de özellikle Güneydoğu'da Kürtlerle Ermeniler arasında çok ciddi bir e, erk kavgası var. O erk kavgasını bastıramayınca Osmanlı diyor ki tamam. E, Ermeni vatandaşlarımızı çok ciddi de bir olaylar yaşanıyor. Bunları böyle bir biçimde uzaklaştırıp Bölge coğrafyası stabil hale gelecek. Ondan sonra geri gelecekler. Zaten ilk planlama öyle. Geri gelecekler. Yine kendine ait başka bir toprağa gönderiyor. Aynen zaten. öyle. Ee, yani sınır dışı etmiyor. Sınır dışı da etmiyor. Bir sürgün gibi de algılamamak hı hı. lazım ama başka çaresi kalmıyor çünkü Çanakkale'de çok büyük bir savaş devam ediyor. Bir yandan. Ee, Oraya da asker göndermesi lazım. Bütün ihtiyat sevkiyatları, asker sevkiyatı, para sevkiyatı, gıda sevkiyatı falan bütün planlamalar değişiyor. Ve o zaman Mektebi Tıbbiye-i Şahane e, Tıp Fakültesi'nde hadi hmm. diyelim bugünkü Haydar Lisesi'nin binasında okuyan bütün öğrenciler, 765 öğrenci e, sınıflarına bakılarak konumlandırılıyor ve işte o trenlerle Çanakkale'ye bile gönderilmemek pahasına bu tarafa gönderiliyor ki trenlerde doktor olsun bilmem ne olsun. Hani vatandaş bir yandan... Tırnak içinde söylüyorum kollanmak. Hani o günün şartlarına göre en fazla kollanmak. Şimdi bugün çok uç ve kötü bir örnek olduğu için söyleyeceğim ama çok çarpıtılarak anlatıldığı için. E, Peygamber Efendimizle ilgili konuşurlar konuşulurken hep denir ki Hazreti Ayşe e, 9 yaşındaydı evlendiğinde. Ama bu Arap coğrafyasını bilmeden söylenen bir cümle. Şimdi Araplarda kız çocuğunun yaşı yoktur. Adet görene kadar yaşı yoktur. Yani kız çocuğu zaten çoğunlukla ölüme terk edilir. İşte kuma gömülür falan falan ama yaşayacaksa da onun yaşı yoktur. Ne zaman ki adet görür? Bu Arap coğrafyası için 9 yaşla 13 yaş aralığıdır. O andan itibaren yaş alır. Bir erkek çocuğu doğduğu andan itibaren yaş alırken bir kız çocuğu adet gördüğü andan 13 itibaren, itibaren yaş alır. Yani en iyimser ihtimalle 9 yaş dediğin artı 9 18 yaşında pardon özür dilerim en kötümser ihtimalle. En iyimser ihtimalle de 22 yaş ki Hazreti Ayşe'nin ailesiyle ilgili okuduğunuz bilgilerde erkek kardeşi işte aralarındaki yaş farkı vesairesi e, ablası kız kardeşiyle ilgili bir takım bilgileri okuduğunuz zaman onu zaten 21-22'li yaşlarda olduğunu görüyorsunuz ama bunlar doğru biçimde aktarılmıyor. Benim çok üzüldüğüm hani e, maalesef bunları anlatabilecek insanlar var. Ben ilahiyatçı değilim. Ben okuyarak bunu biliyorsam ilahiyat profesörlerinin de çıkıp bunu çok güzel konuşabiliyor olması lazım. bir takım tırnak içinde söyleyeceğim serkeş, savruk cümleleri, 9 yaşında çocuk evlenebilir falan falan gibi cümleleri söyleyeceklerini dönüp demeliler ki o dönem, o coğrafya, o dönemin çevresel faktörleri böyleydi. Bunu anlatmaları lazım topluma. Şimdi bu çevresel faktörleri bilmeden Hazreti Ayşe 9 yaşındaydı işte Peygamber Efendimiz de 9 yaşındaki çocukla evlendi dediğinde bambaşka bir şeyden bahsediyorsun. Bambaşka bir şeyi meşrulaştırıyorsun. Ee, bu işi hiç bilmeyen insanların Ki gözünde. Ki o kadın cinayetlerine kadar giden bir süreç. Giden açıyor. bir süreç. Yani zaten erkek egemen bir dünya. Yani bütün dünya erkek egemen. Hı hı. Evrildiğimiz nokta o. maalesef kadın figürünü sadece biz kaybetmiyoruz. E, dünya kaybediyor. E, IMF Başkanı e, Løgart e, 2015'teki toplantısında V20 toplantısında şi, diyor ki işte e, kadının toplumda daha entegre kadın bu arada hani kadının toplumda daha zaten yani e, V20 e, ha, kadının e, toplumda daha fazla entegre olması noktasında bizim şunları yapmamız lazım. bunu IMF olarak sen daha bunu oturtamamışsın. Yani dünya erkek egemen, dil hı. erkek egemen. Ee, işte Koç'un çok güzel bir reklamı vardı ee, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde. Adam gibi değil çizmişler üstünü evet, doğru evet. düzgün. İşte e, insan oğlu değil insan evladı gibi böyle dildeki hatalar üzerinden çok güzel bir reklam yapmışlardı. Bunları bir kenara koyabileceğimiz bir yapıya bürünmemiz lazım. Hani bu sadece... Vumanı 20 üzerinden yürüyecek bir sistem değil. Bizim de Türk olarak kendi kültürümüze, kendi Kendimize özümüze dönerek lazım. yani Atatürk özümüze dönüşü sağladı dememin sebebi o kendi özümüze dönerek kadını daha etkin, kadını ekonomiye daha katkıcı, kadını eve kapatmayan bir hale getirmemiz lazım. Bunun için de devlet politikaları gerekiyor. Yani bu toplumun tabii ki Alttan gelen hani iyi bir kuşak da var, onu da e, hor görmemek lazım ama tek başına o kuşakların cephe savaşı gibi yapabileceği bir şey değil. Bu bir devlet politikası halinde yapılmalı. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı bu politikayı güdebilmeli. Ee, bir e, kadının çalışma hayatına, iş gücüne katılımı, işsizliği arttırıyor denilmemeli. Yani hani kullandığımız bazı şeyler... Tabii zamanında bazı, bir bakan e, şunu söyledi. Türkiye'de işsizlik artıyor çünkü kadınlar ve gençler iş arıyor. Evet. şimdi Arayacağım, bulacağım, şimdi, yapacağım, her bu, şeye rağmen. Yani kaç yani. yapayım derken göz çıkartmak evet. bu. Hangi bakan i̇şte, olduğunu söylemeyeceğim. Ya amacını aşan cümleler belki bazıları ama e, işte bu hataya e, devletin üst kademelerinin düşmemesi gerekiyor. Yani bizim aslında işin temelinde baktığında e, tekrar özümüze dönmemiz gerekiyor. Yani e, doğru anladım, değil mi? Yani biz sağ sola şimdi çünkü o yeni ve zımba gibi gelen kuşakta da sanki bizim kültürümüz buymuş ona isyan edermiş gibi bir tavır var ki hayır onların belki argümanı ben öz kültürümü istiyorum. E, kadına bakış açısı olarak evet. böyle olması lazım. Peki e, şimdi kadın deyince biraz gençler spor vesaire biraz orayı da konuşmak istiyorum. E, bunları da lütfen hani konuşmalarımızın içine harmanla. Şimdi senin bir özelliğin var sevgili Funda tekrarlıyorum izleyicimizden belki ilk defa açmıştır Funda çok eski dostum olduğu için ben ismen hitap ediyorum. Ee, sen Türkiye'nin ilk kadın koordinatörüsün. Evet, Türkiye'nin ilk genel koordinatörü. Genel koordinatörü. koordinatörü. Şimdi Eee <laughs> nasıl e. <laughs> Zor hani oldu? Hani anlatıyordum burada bir yere getirmiyorlar camdan <laughs> Cam tam tamam falan. Cam tamam. Evet çok ciddi mobbinge de maruz kaldığım doğrudur. E, şimdi bir işi çok iyi yaparsanız bir yerden sonra hakkınızı e, yiyemedikleri bir noktaya gelmiş herhalde. her şeyi Lanet yoruldum. olsun hani tamam al şu işi de yap falan diye ee, öyle olmuş olabilir ee, şaka bir yana e, o dönemde e, bana sunulan iki teklif vardı e, bu işi iki sebeple kabul ettim Samsung Display genel koordinatörlüğünü. Bir çocukluğumdan beri işaret dili öğrenmek istiyordum ama hiç bir zaman e, nitelikli zaman ayıramadım buna. Çok iyi zaman ayırmak gerekiyor. Çünkü Türk işaret dili karmaşık bir Aslında her ülkenin işaret dilinin Farklı de lehçeleri derdi. var. Hı -hı. Bizim içinde de lehçeler var. Bizimkinin içinde de lehçeler var. Bir de uluslararası işaret dili var falan. Dedim ki işte bu jübile yani hem spor oyunları olarak işte Erzurum Üniversitesi, Trabzon, EF, Mersin, Akdeniz oyunları ve peşinden Samsun Difflympics. Hani bu benim jübilem evet ama aynı zamanda bu arada sportif iş e olarak tabii. Saydıklarının da hepsinde e üst düzey yönetici üst düzey olarak, olarak çalışıyor. Evet, <laughs> evet. ee, şu kitap arta Kalan arta Kalan bazen özür diliyorum e izleyicilerden konudan konuya atlıyoruz ama şu kitabı yazdığım dönemde bizim en çok çalıştığımız ve gecede iki saat uyuduğumuz falan bir e, döngü yaşıyorduk. Faruk Özak Bakan'ımla ki çok severim, çok dünya iyisi, e, işinin son derece ehli bir beyefendidir aynı zamanda. E, Faruk Özak Bakan 2014'te bu kitabı gördü, baktı ve ne ara yazdın sen bunu dedi. Yani. Ee, bir gün şöyle oldu. Bir 30 sayfasını falan yazmıştım Erzurum'a gitmeden önce ve giderken hep şey diye düşünüyordum. Aa evet bir tane yarım belgeselim var. Akşamları onu montajlarım. Şu romanı yazarım, bitiririm falan. Geceler bana kalacak gibi. geliyor de öyle bir dünya yok. Ben şahidim. Bir kere Ankara'dan gelirken <laughs> yanımda yazıyordum. <gülüyor> 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 ne ne ara yazdım? Ne dedim ki uçakta falan hani. Ee, bir gün sigara içmem. Hani öyle bağımlılıklarım yoktur falan falan. Dedim ki ya ben sigara içmiyorum. Öyle kahve içeyim, şunu yapayım, bunu yapayım, mola yapayım falan. Böyle alışkanlıklarım diyor. ya 10 dakikamı niye kendime ayıramıyorum? Ya da yarım saatimi gün içinde zaten 2 saat uyuyorsam. E, ve öyle başladı. Yani roman öyle öyle e, sürüklendi, evrildi. O yüzden de biraz e, her şeye rağmen yazılmış bir e, roman. Ve yanı sıra yazılmış bir roman. E, genel koordinatörlük de her şeye rağmen oldu. Evet genel koordinatörlük de her şeye rağmen oldu. Zor muydu? Zordu. Süreç zor. Spor oyunları da erkek egemen Yani bugün Milli Olimpiyat Komitesine bak, herhalde yüzde on gibi bir rakam vardır. İdari kadrolarda bir neşe hanım var, neşe Gündoğan, genel sekreter. Yönetim kurulunda da bir tane genç bir arkadaş var. Hani bütün şeye baktığın zaman vakıf desen, Türk Spor Vakfı desen, orada da iki tane bayanız, hani hep topu. Biraz. Erkek egemen bir dünya, orası da erkek egemen. Ama uluslararası camiada da biraz erkek egemen. Hı hı. Ee, onların arasına girmek de e, tırnak içinde söyleyeceğim, bizim kız olmak. Belgeselcilik tabiri olarak kullanırım ben onu daha çok. Bir yere gittiğiniz zaman birkaç kere gidip böyle biraz bizim kız moduna geçmelisiniz ki Herkes insanlar anlatır. size dertlerini anlatsın. Veya işte sorduğunuz sorulara e, nitelikli anlamda e, istediğiniz cevapları ya da onların e, gerçekten söylemek istediklerini saklamadan rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Biraz bizim kız olmakla ilgili bir şey. O bizim kız olana kadar canınız çıkıyor. Yani... E, çok erkek egemen bir iş dünyasında çalışıyoruz ve aynı şartlarda yarışmıyoruz. Yani bunu e, o yüzden Woman TV çok kıymetli. <laughs> o yüzden Woman TV'ye konuk gelir misin dediğin zaman gerçekten çok sevindim. Çok teşekkür <laughs> ediyorum tekrardan <laughs> çağırdığın için. Yaptı bu mücadeleyi en sonunda. <gülüyor> <gülüyor> Kazandık. Ama şu e, bir gerçek ki her şeye rağmen de başarılı olunabiliyor. Yani Olabilir. kadınlar da asla e, düşmesinler. Yok hayır. E, bence işte orada bahaneci Yoksun, misin, ramenci misin? Yoksa ha, bir Amazon ruhumuz var ya. yani. Hele Karadeniz kadının ya, bir Amazon ruhu var yani. yani. Yapacak Dedim bir şey ya 10 dakika düşüneceksin. <laughs> benim, benim ilk süpervizörümdür bu arada. Ee, patronum sayılır diye. Yani. <laughs> Televizyonculuğa başladığımda. Şimdi e, hadi oradan biraz e, madem açtın birazcık oradan da manzaralar isteyeyim Funda senden. Kadın, spor, gençler ki bunun içine engelliler de giriyor. E, ya Ortadaki üçgen ne anlatıyor Türkiye adına? Ben e, Türkiye'yi, bunu çok söylüyorum aslında, gönüllülük kurtaracak diye inanıyorum. Hani Osmanlı coğrafyasında kadınların gönüllü olarak yaptığı işleri bu kadar hani romanın içine e, katıştırmamın bir sebebi de bu. Gerçekten e, biz 80 milyon insan olarak düşünelim. Bunun 1 milyonu, 2 milyonu nitelikli iş gücü olsun. Bu nitelikli iş gücü her e, yıl... Bir tane gönüllü bir iş yapsa, nitelikli bir iş yapsa gerçekten bizim başka bir şeye ihtiyacımız Çok yok. Çok güzel bir öneri bu. Ben e, bütün oyunlarda gönüllülere eğitimler verdim. O eğitimler boyunca da hep kendinize yatırım yapın dedim. Ve topluma karşı bir e, sorumluluğunuz olsun. Her yıl en azından bir proje sosyal sorumluluk için yapacağım deyin. İşte ben bu sene e, görme engellilere Milli Kütüphane'de kitap okuyorum. E, daha önce e, Albinizmle ilgili bir e, proje vardı. Ona destek çıktım bir önceki sene. Ondan önceki sene işitme engellilerle ilgili bir e, projenin içinde yer aldım. Taş bir önceki taş sene yani. evet yani bir, bir önceki sene Artvin'deki bir e, Avrupa Birliği e, projesine proje yazımında vesairesinde destek oldum falan falan. Hepimiz doyduğumuz, doğduğumuz ya da kökenimiz olan coğrafya hiç önemli değil. Yılda bir tane nitelikli iş yapsak, bir taşı oradan alıp buraya koysak Gerçekten başka bir şeye ihtiyacımız yok. Buna gençlerin inanmasını çok istiyorum, buna kadınların inanmasını çok istiyorum. Çünkü kadın kendi zamanını e, bazen çok hor kullanıyor. Özellikle ev hanımları için e, bunu söyleyeceğim. Şimdi ben hem çalışıyorum, hem yazıyorum, hem işte seslendirmeye gidiyorum, hem bilmem ne yapıyorum falan falan. Bütün zamanımı iyi yönettiğim zaman her bir işe yetişebiliyorum. E, bir ev hanımı için saat 11'de kalkmak çok normal. 5 saatini yitiriyor. Yani ben sabah 5'te kalkıyorum. Hani romanı ne ara yazıyorum? İşte sabah 5'te kalkıyorum. Sakin kafa 2 saat. Şiir yazıyorum, roman yazıyorum, bir şey yazıyorum. Kaf zihnimdekileri döküyorum falan falan. O 5 saatini, 6 saatini öldürüyorsun. Zaman öldürüyorsun. Bana göre öyle bir şey. Yani Karadeniz kadını figürü belki orada ya da o Amazon ruhu belki biraz orada çıkıyor. Bence zamanımızı düzgün yönetsek her şeye yetişebiliriz. Hayatın içinde. Hı hı. Demek ki iyi zaman yönetimi yapamıyoruz. Gençlere en çok bunu anlatıyorum. Zamanınızı doğru yönetin. Bedenen ihtiyacınız olan şey 12 saat uyumak değil aslında. Hani bir de bilmiyoruz ne kadar nefesimiz var. Hani bir gün tabii, bitecek tabii. Yarın, o yani. Yarın bitebilir ee, Cenk şey. Koray'la beraber çalışmıştık TRT'deyken rahmetli Cenk Koray her toplantıya 15 dakika önce gelir. 15 dakika sonra toplantı saatinden ee, toplantı masası dolmamışsa kalkar giderdi Benim paramı aldın evimi aldın arabamı aldın Hepsini geri verebilirsiniz ama zamanımı almayın Geri veremeyeceksiniz ve ben bile ne kadar zamanım olduğunu bilmiyorum tamam, ve Çok genç çok yaşta tatlı bir adamdı zaten. Çok tatlı bir insandı ve çok genç yaşta öldü. Bilmiyoruz 10 dakika sonramız var mı 1 saniye sonramız var mı O zaman kendi zamanımızı düzgün yöneteceğiz ki Hedeflerimizi gerçekleştirebilelim ama böyle küçük adımlarla yapılacak hedefler olsun ama büyük adımlarla açık ara yapılacak hedefler olsun. O da hep bana rap bana değil topluma katkı topluma sağlayarak. Topluma katkı sağlayarak. Ee, ama o hedefleri bir yere taşımamız lazım. Kadına burada çok evet iş yükü düşüyor. Ee, gençleri e, gönüllülüğe motive ettiğim bütün eğitimlerde bunun üstüne basa basa söylüyorum. Bir kendine yatırım yapacaksın. İki toplumsal fayda sağlayacaksın. Bunu yaparsak e, ee, birçok şeyi aşarız, birçok sıkıntıyı da aşarız gibi geliyor bana. Funda hemen bir soru cevap yapacağım. 3 dakika 3 soru. 3 dakika 3 soru eyvah. 1. Evet. Dünyanın içindeki Anadolu kadınları desem gördüğün resim ne olur? Oh. Aa, bilim kadınlarımız var. Yani çok iyi bilim kadınlarımız var. Asla şimdi ismen hesap şey yapamayacağım ama... E, kanserle ilgili bir e, buluşu olan bir bilim kadınımız var. E, Ameliyatlarla, göz ameliyatlarıyla ilgili bir, bir aslında çok iyi bilim kadınlarımız var. Evet ben bilim kadınları diyeceğim burada. Anadolu ve bilim müthiş. Hı hı. Bir kadın yönetici ne yaşar diye sorayım. Çok büyük acılar yaşar. <laughs> büyük acılar yaşar. <laughs> e, erkek egemen dünyanın bir parçası olmak istemiyorsunuz. Orada direnç gösterdiğiniz şeylerden biri o. E, çok şey, e, lobicilik e, daha böyle erkek egemen alanlarda yapılıyor. E, sohbet ortamları vesaire vesaire. Dolayısıyla o lobicilikten uzak kalmış oluyorsunuz. Öyle bir handikapınız var. Ve her şeye rağmen gidiyorum. Her şeye rağmen. Peki buna, buna birazcık daha fazla zaman ayırabilirsin şimdi. Kalkınma için biz hep programı öyle bitiriyoruz ama kalkınma için neden çift kanatlı olmalıyız yanıtını senden alırım. En iyi yanıtı sen verirsin bundan. Valla e, kalkınma ve ekonomi dediğimiz zaman öncelikli olarak yapmamız gereken yani şu an tarım çökmek üzere. Çöktü ya da e, kadın figürünü tarımda e, bir hale getirmemiz gerekiyor. Bir hali pürmelale. Ben çok yakın zamanda Muğla Arıcılar Birliği'ne markalaşma eğitimi vermeye gittim. E, maalesef 784 kişiyi eğittik. Bunlardan sadece 33 tanesi kadındı. Ama o 33 kadın e, inanılmaz işler başaracaklar. Ben çok inanıyorum. O yüzden tarım... E, Ama tarlada kadın kadar, vardır. Evet. Köylere kadar e, giden e, süreçte kadını eğitmeliyiz çünkü kadını eğitirsek gençlere eğitiriz gelecek nesle eğitiriz iki sonraki kuşağı eğitiriz yani bugün eğittiğimiz aslında bundan iki sonraki e, kuşağın da yetiştiricisi olmuş oluyor özellikle Anadolu'da çünkü bebeği de ona emanet ediyorsunuz çocuğu da ona emanet ediyorsunuz o bilmezse o iki kuşak sonrası da bilmeyecek hiçbir şey. Süren bitti. <laughs> Maalesef. Ama senin pratik zekana güvenerek hemen bir şey sorarak bitireyim. Ee, evet eğitim zaten o tartışmasız hı hı. bir şey. Ee, Funda sana verdim bu işi çöz desem eminim bir şey yaparsın. İlk ne yaparsın? İlk ne yaparım? Kalkınma ajansları üzerinden e, köy kalkınma projeleri oluştururum. Bu kadar basit yani. Evet. Tabii bir de o hakkaniyet. Tabii tabii. Başına <laughs> da kadınları getirelim. Tabii. <laughs> Efendim. E ee, benim için çok keyifli bir sohbetti. Umarım siz için de öyle olmuştur. Yazar, yönetmen, spor yöneticisi Funda Özyurt Argun. sevgili Funda çok teşekkür ediyorum. Eee tecrübelerini bizle paylaştın. Yolun açık olsun. Daha çok şeyler yaz. O kitapların içerisinde aslında Türkiye'deki hem insan olma, hem kadın olma, hem de tarihi doğru okuma anlamında yaşanmışlıklar var. Yüreğine sağlık. Beni kırmadın. Ankara'dan kalktın geldin benim için. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sağ ederim <laughs> çağırdığın için. Teşekkür olduğum ederim. Için. Efendim bugün Eko kadında çok benim için de özel ama bence Türkiye için de çok özel bir kadını ağırladık. Hem başarılı bir kadın hem de aslında Türkiye'nin ilk genel koordinatörü olan kadın. Yaşanmışlıkları var, mücadelesi var ama bir şeyi yok. Kötümserliği ve bana nesi yok. O zaman biz de hep beraber el ele verip bir şeyler yapabiliriz. Niye hep beraber diyorum unutmayın tek kanatla uçamazsınız. Yeni bir programda görüşene dek şimdilik hoşçakalın. Eko Lojistik, Eko Kadını sundu.